Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Biliyorsunuz ki sınava az bir süre kaldı. Ve sizler için Osmanlı tarihi ile ilgili genel bir tekrar videosu hazırlamak istedim. İnkılap tarihi hakkında değerlendirme yapmıştık. İnkılap tarihinin genel tekrarını yapmıştık. Ama yorumlarda gördüm. Öğrencilerim Osmanlı tarihini çok istiyorlardı. Ben de sizleri kırmak istemedim. Ve hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen Genel tekrarımızdan başlıyorum. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Hazırsanız hemen kuruluş döneminden başlıyoruz. Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlarım siyasi olaylara geçmeden önce bakalım Osmanlı Devleti kısa sürede nasıl büyüdü? Ne gibi etmenler etkili oldu? Şimdi değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumu her zaman ölümlü bir yerde olmuştur. Bu durumu biz 1. Dünya Savaşı'nda da görebilmekteyiz. Çünkü Almanya Osmanlı Devleti'ni coğrafi konumundan dolayı yanında istiyordu. En büyük etken buydu. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinde etkili olan en önemli etmen neymiş? Coğrafi konum. 2. Özellikle Balkanlar'da uygulamış olduğu hoşgörü politikası yani İstimaliyet politikası. 3. Yerleştirme politikası. Biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti Konar Göçer Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek için iskamp politikasını uyguluyordu. Bunu en çok nerede uygulayacaktı? Balkanlarda. 4. Balkanlarda siyasi birliğin olmaması. Şimdi Balkanlarda siyasi birlik yoksa, tekvurlar arasında sıkıntı varsa Osmanlı Devleti kısa sürede büyüyecek mi? Büyüyecek. 5. Ahi Teşkilatı. Şimdi Osman Bey çok zeki bir adam değil mi? Osmanlı Devleti'ni kolay kolay kurmadı. Osman Bey ne yapıyor? Ahit teşkilatının arkasına alıyor. Ve bununla beraber ahit teşkilatının kızı yani Şehide Bali'nin kızını ne yapıyor değerli arkadaşlarım? Şehide Bali'nin kızıyla evleniyor. E şimdi sen ahit teşkilatının liderinin kızıyla evlenirse ne olur? Ekonomin güçlenir değil mi? Ve Yüzyıl Savaşları. Yüzyıl Savaşları 1337'de başlayıp 1453 yılında sona eren savaşlardır. Kimler arasında gerçekleşmiş? İngiltere ve Fransa. Kaç yıl sürmüş? 116 yıl. Savaşı kim kazandı? Fransa kazandı. İşte bu gibi sebeplerden dolayı Osmanlı Devleti kısa sürede büyüdü. ÖSYM nereden sorar hocam? ÖSYM istimalet ve iskandan çok soruyor. Dikkat, dikkat. Hadi bakalım. Geldik siyasi olaylara. Siyasi olaylara baktığımızda ilk padişahımız Osman Bey. Biz onu neyle biliriz? Biz onu ee, Koyunhisar Savaşı ile biliriz değil mi? Ama sadece o yok. Öncelikle Osman Bey 1299 99 yılında Akçe'yi bastırır, bastırıp hutbeyi okutarak bağımsızlığını ilan ediyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım bu dönemde Türkiye Selçuklu Devleti'nin varlığı devam ediyor. Ama Osman Bey Türkiye Selçuklu Devleti'nin Moğol hakimiyetini benimsediğini görünce artık Dursun Fakih'in önerisiyle bağımsızlığını ilan edecekti. Şimdi bilmemiz gereken en önemli gelişme. Bizans tekfurları ile yapılan ilk savaş hangisi? Koyunhisar yani Bafeon Savaşı'dır. Bununla beraber Yuntisar ve Yenişehir'i alıyor. Osmanlı tarihinin ilk vergisi bu dönemde alınıyor. Vergimiz Bacı Pazar. Osmanlı tarihinin ilk kadısı Dursun Fakih'tir değerli arkadaşlarım. Osmanlı dönemi ile ilgili bunları bilsek bizler için yeterlidir. Geldik Orhan Bey'e. Neredeyse tüm gelişmeler bu dönemde yaşandı. Ve ÖSYM Orhan Bey'i tercih etti. 2020 yılında sormuş değerli arkadaşlarım. Orhan Bey ne yapıyor? Bursa'yı alıp başkent yapıyor. Bursa'yı kuşatan kimdi? Osman Bey'di değil mi? Bizans'ta Maltepe yani Palekanon Savaşı yapıldı ve bu savaşın sonucunda Bizans'ın Anadolu'daki etkinliği sona erdi. Bununla birlikte Orhan Bey İznik ve İzmit İznik ve İzmit'i alıyor. Karesi oğulları Osmanlı'ya katılan ilk birliktir ve böylece Osmanlı donanma gücüne ulaşıyordu. Çimpe Kalesi alınıyor. Çimpe Kalesi Rumeli'deki ilk toprak parçasıdır. Biliyorsunuz ki Orhan Bey Bizans İmparatoru Kantaguzen'e yardım ettiği için bunu hediye olarak alıyordu. Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordu kurulu. Bak dikkat et ilk düzenli ordu Orhan Bey dönemidir. Osman Bey döneminde gönüllüler vardı. Osman Bey'in yakın arkadaşları vardı değil mi? Ama bu dönemde ilk düzenli ordu artık kurulacaktı. Ayrıca Osman Bey döneminde kaçırdığımız bir nokta var. İlk bakır para bastırılırken Orhan Bey döneminde gümüş para bastırılmıştır. Ve Osmanlı tarihinin ilk veziri bu dönemde Alaaddin Paşa olmuştur. Anlaştık mı? De bununla birlikte Orhan Bey Osmanlı tarihinde Sultan unvanını kullanan ilk padişahtır değerli arkadaşlarım. Ayrıca Orhan Bey dönemiyle ilgili bilmemiz gereken ilk medrese bu dönemde açıldı. Nerede açıldı? İznik'te açıldı. İlk saray bu dönemde inşa edildi. Nerede? Bursa'da. Unutmuyoruz. Osmanlı tarihinin ilk müderrisi bu dönemde Davudi Kayseri olmuştur. Bu gibi bilgileri bilsek bizler için yeterlidir ki zaten e, ee, ÖSYM her zaman bileceğiniz bir öncül bir bilgi verir değerli arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Geldik Hüdavendigar'a. Yani birinci Murat. Ben bu sene bekliyorum. Ben bu sene bekliyorum birinci Murat'ı. Ne oldu hocam bu dönemde? Neden bu kadar önemli birinci Murat? Bakın şimdi. <laughs> Dikkat ediyor musunuz? Saldıdere Savaşı Bulgar ve Bizans ittifakına ya karşı yapıldı. Ve bu savaşı 1. Murat kazandı. Savaştan sonra Edirne alındı ve kısa bir süre sonra başkent yapıldı. Edirne başkent yapılınca artık Bizans yeniden Avrupa'dan yardım isteyecek ve bu durum Haç Savaşı'na sebep olacaktır. Osmanlı tarihinde gerçekleşen ilk Osmanlı Haç Savaşı Sırp Sındığı Savaşı'dır. Savaşı 1. Murat kazanacaktır. Ploşnik Osmanlı'nın Balkanlardaki ilk yenilgisidir. Biliyorsunuz ki Lala Şahin pa Lala Şahin Paşa komutasındaki Akıncı grubu Haç ordusuna yenilmiştir. Savaştan bir yıl sonra 1. Kosova Savaşı gerçekleşiyor. Bu savaşta ilk kez gürültülü amaçlı top kullanıldı. Türk bayrağının şekli ortaya çıktı ve 1. Murat savaş sahasını gezerken Miloş Obiliş tarafından şehit edildi değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Diğer önemli gelişmelere baktığımızda Osmanlı tarihinde Kazaskerlik, defterdarlık ve sadrazamlık makamları bu dönemde oluşturuldu. Acemi Ocağı bu dönemde kuruldu. Yeniçeri Ocağı bu dönemde kuruldu. Ne demiştik? Ocak kelimesini gördünüz mü? Dikkat ediyoruz. Rumeli Beylerbeyliği, Beylerbeyliği günümüz validir değerli arkadaşlarım. Eyaletlerin başındaki kişi Beylerbeyidir değil mi? Pencik sistemi bu dönemde getirildi. Biliyorsunuz ki savaşlardan sonra gayrimüslim tebaadan faydalanma yoluna gidilecekti. Şimdi Osmanlı Devleti padişahları Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için sadece savaş yoluna gitmemiştir. Birinci Murat bunun en güzel örneğidir. Germiyan oğulları çeyiz yoluyla Osmanlı'ya katılırken Hamidoğulları altın yoluyla Osmanlı'ya katılmıştır. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Devam ediyoruz. Geldik Yıldırım-Beyazıt dönemine. Yıldırım-Beyazıt. Savaş sırasında tahta da çıkıyor değil mi? Az önce savaştan bahsettik. Yıldırım-Beyazıt dönemiyle ilgili bilmemiz gereken iki önemli savaş var. Bir Niğbolu, iki Ankara. Şimdi Niğbolu Savaşı. Sevgili arkadaşlarım. Bu ikisine dikkat edin. Bakın. Şu üç öncül Niğbolu Savaşı ile ilgilidir. Şimdi açıklamalarda bulunacağım. Fat ee, Fatih... nerede Bir dakika bir dakika. Yıldırım Beyazıt İstanbul'u dört kez kuşatmıştır değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Kuşatma sırasında Haçlılar saldırıya geçmiş ve Niğbolu Savaşı'na sebep olmuşlardır. Ve Yıldırım Beyazıt Haçlı Birliği'ni bozguna uğratmıştır. Bunun sonucunda Bulgaristan alınmış, savaştan sonra halife tarafından Sultan İklim Rum unvanını almış ve Anadolu Türk Selçuklu Birliği büyük ölçüde sağlanmıştır. Ayrıca Yıldırım Beyazıt Bizans'a gelebilecek yardımları engellemek için Anadolu Hisarı'nı inşa ettirmiştir. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Buraya vergi yazmışım. Şimdi İstanbul 4 defa kuşatıldı. Bizans ne yapacak? Barış yoluna gidecek değil mi? Vergi verecek mi? Verecek. Seve seve verecek. Geldik Ankara Savaşı'na değerli arkadaşlar. Ankara Savaşı. Bir tarafta Timur, diğer tarafta Yıldırım Beyazıt. Tarihler bu savaşa kör ve topalın savaşı diyor değerli arkadaşlar. Sebepler ne hocam? Sebepler Timur'un yapacağı sefer sırasında arkasında büyük bir güç bırakmak istememesi. İkinci sebep iki hükümdarın can hakimiyeti. Üçüncü sebep mektuplaşmalar. Hatta bir öğrencim araştırma yapmış. Aferin ona. Savaşı kim kazanacak? savaşı fillerle savaş alanına gelen Timur kazanacak. Sonuç ne oldu hocam? Sonuç Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuldu. İstanbul'un fethi 50 yıl gecikti. Osmanlı'da fasılay saltanat yani fetret devri başladı değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki Yıldırım'ın dört oğulları arasında tat kavgaları başladı. Bu tat kavgalarını sona erdiren kişi kim olacaktır değerli arkadaşlarım? Yıldırım'ın oğullar, Yıldırım oğullarından bahsedecek olursak eğer bunlar İsa, Musa ee, İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet'tir. Dört oğlu arasında Tal kavgası başlıyor. Timur, Mustafa'yı yanında götürüyor. İlerleyen zamanlarda düzmeci Mustafa olayı ile karşılaşacaksınız. Karşılaşacaksınız değerli arkadaşlarım. Dilerseniz hemen Osmanlı tarihinin ikinci kurucusuna geçelim. Tal kavgalarını Fetret devrini sona erdiren kişi Çelebi Mehmet. Yani birinci Mehmet'tir. Çelebi Mehmet Osmanlı tarihinin ikinci kurucusu olarak bilinir. Şimdi Ankara Savaşı'ndan sonra Biliyorsunuz ki Anadolu Türk Siyasi Birliği bozulmuştu. Çelebi Mehmet bunu tekrardan sağlamak için Saruhan oğullarını tekrardan Osmanlı'ya katmıştır. Ve bu dönemde Osmanlı tarihinin ilk dini tekli isyanı ortaya çıkmıştır. Biz buna Şeyh Bedrettin diyoruz. Bak burayı karıştırma. Türk tarihinin ilk dini nitelikli isyanı Baba İshak isyanıdır. Osmanlı tarihinin Şeyh Bedrettin isyanıdır. Unutma, karıştırma. Düzmece Mustafa İsyanı az önce bahsetmiştik. Bakın karşımıza çıktı. Ve bu dönemde Venedik'te ilk deniz savaşı yapıldı. Savaşımız Çalı Bey Deniz Savaşı. Bu savaş Venedik üstünlüğüyle sona ediyor. Anlaştık mı? Geldik ikinci Murada. Hayır babası yani Ebul Hayrat. Bu dönemde Haçlarla ilk antlaşma yapıldı. Antlaşmamız Edirne Segedin Antlaşması. Edirne Segedin Antlaşması Haçlarla yapılan ilk baş antlaşması değerli arkadaşlarım. Ki zaten antlaşmadan sonra 2. Murat tahtı gönüllü olarak bırakıyor. Kime? 12 yaşındaki oğlu 2. Mehmet'e. Bunun haberini alan Haçlılar Osmanlı üzerine saldırıya geçmişlerdir. Bu durum karşısında özellikle Osmanlı sadrazamı 2. Murat'tan ricada bulunarak tekrardan tahta çıkmasını söylemiştir değerli arkadaşlarım. Şimdi bazı kaynaklar ne diyor? Diyor ki hocam İkinci Mehmet onu çağırmadı mı? Sevgili arkadaşlarım bunun e, kesinliği yok. Hani diyor ya ben padişahsam geleceksin tahtın başına oturacaksın. Böyle bir şeyler var. Onu şimdi bırakın siz. Yeni seriler, sevgili arkadaşlarım devşirmeler ve sadrazam ricada bulunarak ikinci Murad'ı Varna Savaşı'na getiriyorlar. Ve bu savaş Osmanlı'nın galibiyetiyle sona eriyor değerli arkadaşlarım. Anlaşık mı? Şimdi gelelim ikinci Murad'ın intikamına. ikinci Kosova. Bu antlaşma imzalanmadan önce 2. Murat üst üste savaşlar kaybetti. Bunlar tekrardan karşı karşıya geldiler. Rakibi Yanoş Hünyadı'dır. Savaşı kim kazanacak? Savaşı 2. Murat kazanacak. Bu sefer daha iyi gelmiş. Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşti ve ağaçlar savunmaya çekildi. 1. Murat ile ilgili bilmemiz gereken diğer önemli gelişme ne olarak bilinir? Ebul Hayrat yani hayır babası olarak bilinir. Ve bu dönemde devlet adamı yetiştiren okul açılıyor. İsmi Enderun değerli arkadaşlarım. Fatih Sultan Mehmet Han bunu kurumsallaştıracak. Sevgili arkadaşlarım kuruluş dönemi kısaca bu şekildeydi. Birinci burada dikkat ediyoruz. Dilerseniz hemen yükselme dönemine geçelim. Yükselme döneminin ilk padişahı Fatih Sultan Mehmet Han. Bir can Fatih'i. Karabedeniz'in hükümdarı. Biraz suyu içeyim Şimdi ikinci Mehmet denilince aklımıza ne geliyor? Ne geliyor? Tabii ki İstanbul'un fethi geliyor. Bakacağız şimdi. Bakacağız. İstanbul'un fethi. Sebep ne? İkinci Mehmet neden İstanbul'u almak istesin? İlk sebep Bizans'ın şehzadeleri kışkırtması. İstanbul'un coğrafi konumu. 3. Hazreti Peygamber'in sözü. Bununla beraber Fatih'in en büyük amacı değerli arkadaşlarım artık kalıplaşmış. Fatih diyoruz artık. İstanbul'un fethinden önce de Fatih diyoruz. Artık alıştık değil mi? İstanbul'un fethinden önce Fatih Sultan Mehmet Han ne yapıyor değerli arkadaşlarım? Ne yapmak istiyor? Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğünü sağlamak istiyordu. En önemli etken bu olmuştur. Unutma. Yapılan hazırlıklar. Bizans tarafına baktığımızda sorular güçlendiriliyor. Grecuva ateşi, suda yanan ateş anlamı taşır ve hal için önü zincirlerle kapatılıyor ve Avrupa'dan yardım isteniyor. Fatih ne yapıyor? Silivri ve Vize kalelerini alıyor. Kulelerini pardon. Kale kale kuledir. Silivri ve Vize kaleleri üst olarak alındı. Karamanoğulları ile saldırmazlık antlaşması yapıldı. Şahi topları döküldü. Bu durum feodalitenin sonunu getirecek. Ve gemiler karadan yürütülecek değerli arkadaşlarım. Bunun için hazırlık yapılacak. Ayrıca bakanlarda Fatih ne yapacak? Asker bulunduracak. 400 parçalık donanma hazırlatacak değil mi? 53 günlük kuşatmadan sonra tarihimiz 29 Mayıs 1453 yılını gösterdiğinde artık İstanbul fethedilecek ve köklü imparatorluk olan Doğu Roma İmparatorluğu sona erecekti. Sonuçlara baktığımızda da artık yükselme dönemi başladı. İstanbul başkent yapıldı. Öncesinde başkent hangisiydi? Edirne'ydi. Bizans yani Doğu Roma yıkıldı. Derebeylerin sonu geldi. Neyden dolayı? Şahit toplarından dolayı. Orta çağ kapanıp yeni çağ başladı. Ticaret yolları Osmanlı'nın eline geçti. Bu durum neye sebep olacak? Coğrafi keşiflere sebep olacak. Anadolu ve Rumeli toprakları artık Birleşecek. Bununla beraber Bizans'tan kaçan bilgiler Rönesans'a sebep olacak. Ve 2. Mehmet'e Fatih Unvan'ı verilecek. 2. Mehmet'ten devam ediyoruz. İlk önce Balkanlardaki gelişmeler. Daha sonra Anadolu. Ondan sonra denizlerdeki gelişmeler hakkında değerlendirme yapacağız. Şimdi Balkanlardaki gelişmelere baktığımızda Sırbistan alındı. Morades Batu'na son verildi. Bosna Ersek alındı. Arnavut'u alındı. Bakın Bunların Bosna Hersek ve Arnavutluk nasıl Müslüman oldu sanıyorsunuz? Günümüzde hala Müslümanlıklarını koruyorlar değil mi? Fatih'in sayesinde. Ama Arnavutluğu almak gerçekten büyük bir güçtü ve Fatih bunu da başardı. Bak sevgili arkadaşım canımın cananı, iki gözüm üç çiçeği, Mora despotluğu ve Trabzon Rum İmparatorluğu'nu unutma. Birazdan ortak bilgiyi vereceğim sizlere. Ortak amacı vereceğim sizlere ortak bilgiyi. Anadolu'daki gelişmelere baktığımızda Cenevizlilerden Amasan alındı. Karadeniz hakimiyeti için. İsfendiyar oğullarından yani Candar oğullarından Sinop ve Kastamonu alındı. Yine Karadeniz. Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verildi. Geldik o ortak amaca. Fatih Sultan Mehmet Mora Despotluğu ve Trabzon Rum İmparatorluğu'na niye son verdi? Bizans'ın yeniden dirilmesini engellemek için. Unutma bunu. Anlaştık mı? Ve bu dönemde 1473 yılında Akunlar ile Otlukbeli Savaşı gerçekleşti. Ve bu savaşı Fatih Sultan Mehmet Han kazandı. Denizlerdeki gelişmelere baktığımızda Kırım alındı. Karadeniz Türk haline geldi. Sema Direk, Taşos, Gökçeada, Limli ve Midilli adaları alındı. Venediklilerle İstanbul Antlaşması imzalandı ve Venedik'e imtiyaz verildi. Biz Venedik elçilerine ne diyoruz? Balyoz diyoruz. Tarihimiz 1479. Anlaştık mı? Devam edelim. Fatih Sultan Mehmet Han'a devam ediyoruz. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in son seferi Otranto Kalesi üzerine olmuştur. Otranto Kalesi'nin sadrazamı, komutanı Gedik Ahmet Paşa'dır. Bunu da unutma. Fatih dönemi. ÖSYM buradan sorabilir. Buna dikkat et. Buna dikkat et. Hocası kim? Akıl hocası Akçemsettin. Yedi dil bildiğini hepimiz biliyoruz. Ali Kuşçu'yu İstanbul'a getiriyor. Dönemin matematik ve astronomi bilgini. Ne olarak bilinecek Fatih Sultan Mehmet? Kayseri Rum olarak bilinecek. Bu dönemde ilk altın para basırıldı. Biraz geriye gidelim. Bakır para Osman Bey. Gümüş para Orhan Bey. Altın para Fatih Sultan Mehmet. Kul sistemini getiriyor bu adam. Niye hocam? Çünkü kul sistemine göre devlet adamlarını öldürebilirsin. Hakkı var. Fatih Kanunnamesi. Biz buna kanunname Ali Osman diyoruz. Amaç ne? Otoriteyi güçlendirme. Veraset burada değişti. Ülke padişahın malı oldu. Şimdi. Birinci Murat'ta bahsetmedim. Birinci Murat ilk değiştiren kişidir değil mi? Biraz geri gideceğiz. Biraz geriye gideceğiz. Veraseti bilmemiz lazım. Veraset ne demek hocam? Veraset kimin tahta geçeceğini belirlenmesi demektir. Osman ve Orhan Bey döneminde ülke hanedanın ortak malıydı. Geleneksel Türk anlayışı devam ediyordu. 1. Murat döneminde ülke padişah ve oğullarınındır anlayışı getirildi. Fatih Sultan Mehmet döneminde ülke padişahın malıdır anlayışı getirildi. Amaç ne? Otoriteyi güçlendirip tal kavgalarının önüne geçme. Bu dönemde müsaade sistemi getirildi. İstanbul'un fethinden hemen sonra Çandarlı Halil'in mallarına el konuldu. En güzel örnek budur. Mahlası Avni bu mahlasla şiirler yazar. Sani Sema Medresesi inşa edildi. Topkapı Sarayı inşa edildi değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Fatih Sultan Mehmet dönemiyle ilgili bunları bilirsek yeterli olacaktır. Şimdi geldik ikinci Beyazıt dönemine. Fatih Sultan Mehmet Han vefat ettikten sonra iki oğlu arasında taht kavgası çıktı. Bunlar ikinci Beyazıt ve Cem Sultan olayıdır. Ki zaten ikinci Beyazıt dönemi Cem Sultan olayından dolayı Yükselme dönemi içinde duraklama dönemi olarak bilinir. Şimdi Cem Sultan olayı hakkında bilgi verecek olursak eğer. İş sorunu kendi soruna dönüşmüştür. Sebebi ne hocam? Sebep. Sebep. Biliyorsunuz ki Cem Sultan şövalyelere sığınıyor. Karaman oğullarına sığınıyor. Memlüklere sığınıyor. En son papaya geliyor. O yüzden iş sorunu kendi soruna dönüştü. Bu dönemde artık Memlüklerle savaşlar başlayacaktı. Fatih Sultan Mehmet döneminde Hicaz yollarını sorunu vardı değil mi zaten? Bu dönemde savaşlar geçerleşecek. Ama üstünlük sağlanamayacaktı. Yine bahtı. Modon ve koron bu dönemde alındı. Bodan alındı. Topraktan alınmış olabilir ama hızlı hızlı değil değerli arkadaşlarım. İş sorundan dolayı çok fazla sayıda toprak alınamamıştır. Bizim bilmemiz gereken en ama en önemli gelişme Şahkulu isyanıdır değerli arkadaşlarım. Şah İsmail tarafından kışkırtılan bir isyandır ve bu isyan zorla basırılmıştır. Hatta bundan dolayıdır ki Yavuz Sultan Selim babasına karşı isyan edecektir. Ve geldik Mekke ve Medine'nin hizmetkarına ve geldik 80 yılda yapılacak işleri 8 yıla sığdıran padişaha kimden bahsediyorum? Yavuz Sultan Selim bahsediyorum. İlk savaşımız Çaldıran. Kiminle yapıldı? Şah İsmail'le. Savaş kazanıldı. Sınırlar Tebriz'e kadar ilerledi. Genişledi. Turnadağ Savaşı. Bu savaşın sonucunda Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlandı. Dulkadir oğullarına son verildi. Geldik Mısır seferine. Mercidabık ve Ridaniye savaşları Memlüklerle yapılan savaştır. Mercidabık Savaşı sonucunda Suriye ve Filistin Osmanlı topraklarına katılırken Ridaniye Savaşı sonucunda Mısır Osmanlı topraklarına katılmış ve Memlük yıkılmıştır. Bunun sonuçlarında kutsal emanetler İstanbul'a getirildi. Osmanlı tarihinin ilk halifesi Yavuz Sultan Seliman oldu. Baharat yolunun denetimi Osmanlı'nın eline geçti. Ve Venedik Memlüklere ödediği vergiyi Kıbrıs için ödediği vergi Osmanlı'ya ödeyecekti. Hazine ağzına kadar doldu mu? Doldu. Gelelim Hürrem'in bir tanecik aşkına. Kanuni Sultan Süleyman. Osmanlı tarihinin ikinci halifesi. Kanuni olarak bilinir muhteşem olarak bilinir sevgili arkadaşlarım. Hürrem'in aşkı olarak bilinir. Bu dönemde Belgrad alındı. Fatih'in alamadığı iki yerden biri Belgrad. Diğer yer Rodos. Denizlerdeki gelişmelerde bahsedeceğim. Boğaç Meydan Savaşı yapıldı. Macar, Macarlar iki saatte püskürtüldü. Ve Macaristan alınarak Kanuni Sultan Süleyman Macarların iç içlerine karışıp Yaz Apolası tahtın başına getirdi. Macaristan'ın koltuğuna oturttu. Bundan hoşnut olmayan Ferdinand Kanuni'ye karşı cephe alacak değil mi? Kanuni bunun üzerine birinci Viyana'yı kuşatacak derler. Viyana'yı kuşatacak ilk defa. Birinci Viyana'yı kuşatacak derler. Viyana'yı ilk defa kuşatacak ama hazırlıksız gidildiği için Viyana alınamayacak. Alman seferi gerçekleşiyor. İki kardeş Kanuni'ye karşı birleşiyor. Şarken ve Ferdinand. Ama Kanuni Alfa Alman seferine çıkınca sahada hiç kimseyi göremiyor. Aman Allah'ım. Bu Kanuni'ye yapılır mı? O kadar hazırlık yapsan Sahaya çık rakip yok. E şimdi Kanuni bunun intikamını alacak mı? Alacak. Resmen dalga geçer gibi değil mi? Alman seferinden sonra artık bunlar ne yapacak? Masaya oturacaklar. Ve İstanbul yani İbrahim Paşa Antlaşması imzalanacak 1533 yılında. Avusturya üzerinde siyasi üstünlük sağlandı. Bakın Kanuni intikamını burada nasıl alıyor? Diyor ki protokolde Avusturya Arşidük'ü Osmanlı sadrazamına denktir. Siz benim dengim olamazsınız diyor. Savaş alanına çıkmazsan böyle olur. Siyasi üstünlük burada sağlandı. Dikkat dikkat. Doğudaki gelişmelere baktığımızda İran'la ilk resmi antlaşma yapıldı. Antlaşmamız Amasya antlaşmasıdır. Siz bunu Kasır Şirin'le karıştırmayın. Bahsedeceğiz 17. yüzyılda. Denizlerdeki gelişmelere baktığımızda şövalyelerden Rodos alındı. Fatih'in alamadığı yerlerden biriydi değil mi? Rodos ve Belgrad. Prevezde Deniz Savaşı. Akdeniz Türk Gölü haline geldi. Barbaros Hayrettin Paşa Andre Doria komutasındaki Haçlı Birliği'ni bozguna uğrattı. Şövalyelerden Trablus alındı. Gerbe Deniz Savaşı ile Batı Akdeniz üstünlüğü sağlandı. Komutan Piyale Paşa Malta kuşatıldı. Alınamadı. Sebep Turgut Reis'in vefatı. Cenevizlilerden sakız adı sağlandı. Hint Deniz Seferleri bu dönemde gerçekleşti değerli arkadaşlarım. Kimlere karşı? Portekizlilere karşı. Ve son sefer var oldu. <laughs> Kanuni Sultan Süleyman döneminde Hint Deniz Seferlerine katılan kişiler. Bir, Seydi Ali Reis 2, Piri Reis 3, Murad Reis 4, Hadım Süleyman. Ve 4 tane isyan var Kanuni Sultan Süleyman döneminde. Bunlar Canberdi Gazali, Ahmet Paşa, Kalenderoğlu ve Baba Zünnun'dur. Anlaştık mı? Eminim ki dinliyorsunuzdur. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra devletin başına 2. Selim yani Sarı Selim geçti. Sarı Selim ordunun başında sefere çıkmayı bırakan ilk Osmanlı padişahıdır. İşleri kim yürütecek? Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa yürütecek. Bu dönemde Kıbrıs alındı. Kıbrıs alındıktan hemen sonra İnebahtı Deniz Savaşı gerçekleşti ve Osmanlı donanması ilk defa yakıldı. Sokullu'nun bu savaştan sonraki sözünü ben sizlere bırakıyorum. Yorumlarda bekliyorum. Ve bu dönemde Tunus Kılıçar derliğinde alınıyor değerli arkadaşlar. 3. Murat dönemine baktığımızda genelde ÖSYM bunları duraklama dönemi içinde verir sevgili arkadaşlarım. Ne olur ne olmaz ben sizler için birkaç bilgi yazdım. Bu dönemde Vadisiyel Savaşı ile Fas alındı ve Takvüydü Mehmet önderliğinde İstanbul'da ilk defa Rasat açıldı. 3. Mehmet Eğri Fatih olarak bilinir. 3. Mehmet sancak sistemini kaldıran kişidir. 3. Mehmet döneminde Avusturya'ya karşı Haçova Meydan Savaşı yapıldı ve kazanıldı. Bunları bilsek yeterlidir. Geldik <laughs> duraklama dönemine. Duraklama dönemi. Şimdi ilk önce sebeplere bakacağız. Sonra isyanlara bakacağız. Sonra ne yapacağız? Sonra da siyasi olaylara bakacağız. Sevgili arkadaşlarım, canımın cananları. Duraklamanın sebepleri. Bir su içeyim hele. İlk önce biz merkezi yönetimin bozulmasından başlayacağız. <laughs> Bir, sancak sisteminin bozulması. Kaldıran kimdi? Üçüncü Mehmet'ti. Şimdi padişahlar yani şehzadeler tecrübe sahibi olmasa devleti yönetebilir mi? Yönetemez. İki, veraset sistemi. Birinci Ahmet hangi sistemi getirdi? Ekber ve Erşet sistemini getirdi. 3. Rüşvet ve itimasın gitgide artması. 4. Saray ağları ve kadınların yönetime karışması değerli arkadaşlarım. Merkezi yönetimin bozulması bu şekilde. Askeri sistemin bozulmasına baktığımızda artık Yeniçeriler ne diyorlar? Diyorlar ki ocak devlet için değildir artık. Devlet ocak içindir. Bu durum otoritenin zayıfladığını gösteriyor. Tımar sisteminin bozulması. Tımar sistemine dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Kültür ve uygarlıkta bahsedeceğim. Tecrübesiz kişilerin donanmanın başına getirilmesi. Bununla beraber Yeniçerilerin disiplinsiz hareketleri. Sosyal anadaki bozulmalara baktığımızda tımar sisteminin bozulması, celali insanları, işsizlik ve güvenlik sorunları. Eğitim sisteminin bozulmasına baktığımızda en önemli sebep beşik ulemalığıdır. Alimin oğlu alimdi değil mi? Ve medreselerdeki karışıklıklar. Bu durumun sonucunda suhte yani softa isyanları dediğimiz ayaklanmalar çıkmıştır. Ve bu isyan bastırılmıştır. Bu durum eğitim seviyesini düşürmüştür değerli arkadaşlarım. Çünkü medrese öğrencileri öldürülmüştür. Ekonomiye baktığımızda askeri harcamalar uzun süren savaşlardan dolayı askeri harcamalar artacak. Tımar sisteminin bozulması artık hazineden para çıkıyor. Bahşişin sık sık dağıtılması saray masrafları ve dış sebep olarak coğrafi keşifler değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? İsyanlardan bahsedelim. 17. yüzyılda biliyorsunuz ki birden fazla isyan oldu. İlk önce İstanbul, daha sonra Celali, daha sonra eyalet isyanları hakkında bilgi vereceğim sizlere. İstanbul isyanlarının sebepleri. 1. Yeniçerilerin kışkırtılması. 2. Yeniçerilerin sık sık payitaşa değiştirmek istemesi. 3. Değeri düşük akçenin verilmesi ve maaşların geçirilmesi. Hani şöyle diyelim ya. Diyelim ki değeri düşük akçeyi verdin Yeniçeriler ses çıkarmadı. Maaşları geç ödedin. Yeni çeliler ses çıkarmadı. Ama yeni çelileri kışkırtırlarsa bu sefer gerçekten isyan ederler. Anlaştık mı? Sonuçlarına baktığımızda otorite zayıfladı. Osmanlı tarihinde ilk defa bir padişah Yeniçeriler tarafından öldürüldü. Genç Osman. Güven ve sorunu ortaya çıktı. Ayrıca İstanbul insanları sonucu vakayı vakvaki olayı yaşandı. Biz buna 30'a yakın devlet adamının çınar ağacına asılması olayı diyoruz. 4. Mehmet dönemi. Anlaştık mı? Merkez insanlarından sonra yani İstanbul insanlarından sonra geldik Celali insanlarına yani Anadolu insanlarına. Sebep vergilerin yükseltilmesi, tımar sisteminin bozulması, üretiminde aksaklıkların olması. Bununla beraber yöneticilerin halka adaletsiz davranması, çift bozanın artması. Ne demekti hocam çift bozan? Çift bozan toprağını üst üste boş bırakandan alınan vergidir. Çünkü asayi sorunu olduğu için çiftçi artık toprağı terk ediyordu ve uzun süren savaşlar. Sonuçlarda ne oldu? Anadolu'da huzur ve güvenlik sorunu ortaya çıktı. Üretim azaldı. Bununla beraber savaşlarda yenilgiler arttı. Vergiler ne oldu değerli arkadaşlarım? Artık yüksekken aşağıya düşecek. Vergi alamayacaksın artık. Şimdi sevgili arkadaşlarım. İstanbul ve Anadolu'da isyan çıkmışsa bu durum eyaleti etkileyecek mi? hiç süp hiç süpe, şüphesiz ki hiç şüphesiz ki etkileyecek değil mi? Otomatikmen etkileyecek. Otoritenin zayıflığından dolayı. Bu dönemde Avrupa'da bazı gelişmeler var. Coğrafi keşifler, merkantilizm ve tavizler. Coğrafi keşifler ipek ve baharat yollarından istenilen sonucu elde edememesine sebep oldu. Merkantilizm zenginliğin ölçütü altın ve gümüştür. Çünkü Osmanlı'da zenginliğin ölçütü topraktı. Osmanlı'yı ters tepecekti. Ve Avrupalı devletlere verilen tavizlerden dolayı Osmanlı ciddi de çöküşe gidecekti. Geldik siyasi olaylara. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda siyasi ilişki kurduğu devletler İran, Avusturya, Leistan, Venedik ve Rusya'dır. Şifremiz varil değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Osmanlı ile İran arasında sık sık sınır sorunları yaşanırdı. 4 tane antlaşma var bizim bilmemiz gereken. Ferhat Paşa Antlaşması ile Osmanlı Devleti doğuda en sınırları sınırlara ulaştı. Nasuh Paşa Antlaşması ile Ferhat, Osmanlı Devleti Ferhat Paşa Antlaşması'nda kazandığı toprakları geri vermek durumunda kaldı. 1618 yılında Serev Antlaşması imzalandı ve küçük bir değişiklik yapıldı. 1639 Kadri Şirin Antlaşması ile biz bunlara 4. Murad'ın Irak seferileri diyoruz. Zagros Dağları sınırı kabul edildi ve günümüz Türkiye-İran sınırı büyük ölçüde çizilmiş oldu. Anlaştık mı? Osmanlı Avusturya İlişkilerine baktığımızda en büyük sorun hiç şüphesiz ki Macaristan olmuştur. 3. Mehmet döneminde Ahçova ve Meydan Savaşı yapıldı ve kazanıldı. Hatırlıyor muyuz? Zidvatoruk Antlaşması'nı. 1533 İbrahim Paşa Antlaşması Avusturya üzerinde sağlanan siyasi üstünlük Zidvatoruk Antlaşması son bulmuştur. Ve Zidvatoruk Antlaşması'nda şöyle bir madde var. Osmanlı Padişahı protokol bakımından Avusturya Arşidüküne denktir. Maddesi yer almıştır. Ve Avusturya ne diyecek? Avusturya Arşidük'ü artık kendisine Sezar denilmesini istiyor. 1664 Vazhar Antlaşması ile Osmanlı'nın nerede üstünlüğü sağlanıyor. Bilmemiz gereken iki tane önemli kişi var. Eğer Fatih olarak bilinen kişi 3. Mehmet. Kanice Fatih olarak bilinen kişi Tiryaki Hasan Paşa'dır. Anlaştık mı? Bunlar da ekstra bilgi olsun. Osmanlı ile İslam. Ve İslam günümüz Polonya'ydı biliyorsunuz ki. Erdel, Bodan ve Ukrayna toprakları için sorunlar çıkıyor. İkinci Osman Delistan üzerine Hotin seferini düzenliyor. Ve Hotin seferinden sonra Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istiyor. Bucaş Antlaşması 4. Mehmet döneminde imzalanan bir antlaşmadır. Ve bu antlaşma sonucunda Osmanlı da en geniş sınırlara ulaştı. Doğuda Ferhat Paşa, batıda Bucaş. Osmanlı-Venedik ilişkisine baktığımızda bu dönemde en uzun süren kuşatma hangisidir? Girit kuşatmasıdır. Bu kuşatma Fazıl Ahmet önderliğinde artık kaldırılmış ve Girit Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı Rus ilişkisine baktığımızda ilk resmi antlaşma Bahçe Saray yani Çehrin antlaşması olacaktır. Geldik en önemlisine. 4. Mehmet döneminde gerçekleşen 2. Viyana kuşatmasına. Sebep Tökeli İmri'nin yardım istemesi. Kimdir Tökeli İmri? Macaristan'ın başındaki kişiydi. Yardım istiyor. Anlaştık mı? Kuşatmanın sadrazamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'dır. Öyle ilginç bir bilgi elde edindim ki yani ne diyorum lan ben. Sevgili arkadaşlarım öyle ilginç bir bilgi aldım ki araştırdım bunu biliyor musunuz? İkinci Viyana kuşatması başarıyla sonuçlanabilirdi. Niye hocam? Ne oldu ki? Çünkü Merzifonlu Kara Mustafa Paşa diyor ki yağmur ve yani hava durumu bozuk olursa ben seferlere çıkmam diyor. Ve ilginçtir ki o dönemde sürekli yağmur yağardı. her yer çamurla kaplı olurdu. O da diyordu ki ben sefere çıkmıyorum. Mercifoğlu Kara Mustafa Paşa sefere çıkıyor. Sonuç başarısız. Niye hocam? Çünkü Macar, Macarlar istenilen yardımı yapamadı. Çünkü Kutsal İttifak'ın önüne geçinemedi. Kutsal İttifak Devletleri Avusturya, Rusya, Venedik ve İstanbul Malta. Bunların sonucunda Osmanlı Devleti mağlubiyete ayrıldı. Karloç Antlaşması imzalandı ve Batı'da ilk kez büyük toprak kaybına uğradı. İstanbul Antlaşması 1700 yılında Ruslarla imzalandı ve Azak Kalesi Ruslara bırakıldı değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Devam ediyoruz. Bazı ıslahatlar var. 17. yüzyıl dönemiyle ilgili. Onlar hakkında size bilgiler vermek istiyorum. 2. Osman ıslahat girişiminde bulunmak istiyor değerli arkadaşlarım. Ve bu, e, bu sebepler bu sebeplerden dolayı hangi sebeplerde hocam? Yeniçerilerin disiplinsizliği. En büyük sef e sebeptir değerli arkadaşlarım. Şimdi Genç Osman'ın yapmak istediği şeyler. 1. Şehir İslam'ın fetva verme dışındaki etkilerini kısıtlıyor. Saray dışından evlilik yaparak sarayın kapısını halka açıyor. Başkenti Anadolu'ya taşımak istiyor ve Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istiyor. Ancak burada başarılı olamıyor. Anadolu'ya taşıyamıyor. Ve Yeniçeriler tarafından öldürülüyor. 4. Murat. Bağdat Fatih olarak bilinir. 2021 meslevi sorusu. Koçu Bey hangi dönemle ilgilidir? Duraklama devrimle ilgili. Kadip Çelik ve Kucu Bey'e risaleler hazırlatılıyor. Saray kadınları ve ağları devlet işlerinden uzaklaştırılıyor. Yeniçeri zorbaları ortadan kaldırılıyor. Sayılarını azaltıyor. Koçu Bey raporuyla maliyeyi düzenliyor. İçki tütün yasa, geceleri sokağa çıkma yasa, Celali insanlarını bastırıyor. Ve ilk defa bir Şeyhülislam öldürülüyor. Şeyhülislamımız Ahizade Hüseyin Efendidir. Ne diyor Ahizade Hüseyin? 4. Murad'a ölmeden önce sen nasıl olur da bir şey Hülusam'ı öldürürsün diyor 4. Murad'a. 4. Murad'ın vermiş olduğu cevap ne oluyor biliyor musunuz? Bir Osmanlı padişahı öldürür. Benim kardeşim öldürülmüş. Sen de kim oluyorsun diyor. Anladınız mı? Devam ediyoruz. Geldik Dördüncü Mehmet dönemine. Sevgili arkadaşlarım. Avcı lakabıyla bilinir. Küçük yaşta olduğu için devleti adamlar yönetecek değerli arkadaşlar. Taruncu Ahmet'ten başlıyoruz. İlk modern bütçeyi hazırlayan kişidir. Mali alanında önemli ıslahatlar yapıyor. Saray masraflarını azaltma yoluna gidiyor. Divan üyeleri ve diğer yöneticilerden para alıyor değerli arkadaşlarım. Hatta kendi cebinden bile ödüyor. Ancak rüşvetçilerin önüne geçemediği için idam ediliyor. Köprülü Mehmet Taruncu'nun öldüğünü görünce şartla başa geçen ilk Osmanlı sadrazamı oluyor. Din ulemasını farklı yerlere gönderiyor. Görevini yapmayan memurların ve askerlerin maaşını kesiyor. Venediklerden Bozca ve Limni adasını alıyor. Çanakkale Boğazı'ndaki Venedik ablukasını ortadan kaldırıyor. Köprülüler duraklama dönemi içinde yükselme dönemi olarak bilinir. Köprülü Fazıl Ahmet topçu sınıfını güçlendiriyor. Girit'e fethini tamamlıyor ve İstanbul Çemberli Taş'ta kütüphane açtırıyor. Köprülü Fazıl Ahmet Uyvar Fatih olarak bilinir. 17. yüzyılı bitirdik. Geldik 18. yüzyıla. Ya Allah. Sevgili arkadaşlarım Devletlerin politikalarına bakacağız. Sonra siyasi olaylar. Ondan sonra ıslahatları değerlendireceğiz. Osmanlı Devleti 100 yılın başında kaybettiği toprakları geri almak istiyor. Yüzyılın ortalarında diplomatik ilişkilere önem veriyor. Elçilikler falan açacaklar devriyle. Ve sonlarında denge politikasına başvuruyor. Ne demek hocam denge politikası? Denge politikası kısaca şudur. İki büyük devleti birbirine karşı kışkırtarak toprak bütünlüğünü korumadır. Anlaşılık mı? Rusya. Bu dönemde Rusya'nın başında Çar Deli Pedro var. Bu adamın amacına bakın. Baltık kıyılarını ele geçirmek istiyor. Kırım ve Boğazları ele geçirmek istiyor. Balkanlara egemen olmak istiyor. Orta Asya'ya egemen olmak istiyor. Hemen hemen tüm dünyaya egemen olmak istiyor. Politika hala da geçerli ha. Bakın dikkat edin. İngiltere güneşi batmayan imparatorluktur. Neyden dolayı hocam? Çünkü her yerde sömürgesi vardı. Fransa en büyük rakibi İngiltere'dir değil mi? Avusturya ise Orta Avrupa ve Balkanlar'da güçlenmek istiyor. Politikalardan sonra geldik siyasi olaylara. İlk önce Osmanlı Rus ilişkisine bakacağız. Bizim bilmemiz gereken antlaşma Prut Antlaşması. Komutan Baltacı Mehmet. Bununla ilgili bir hikaye var. Hani diyor Baltacı Mehmet Rusları tarihten silebilirdi ama Çariçe çadırdan çıkınca Baltacı Mehmet ne yazık ki her şeyi unutmuş diyorlar. Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti Azak Kalesi'ni geri aldı. Hangisinde kaybetmişti? 1700 İstanbul Antlaşması'yla. Osmanlı, Venedik ve Osmanlı Avusturya savaşlarına baktığımızda Osmanlı Devleti Mora'yı geri almak istiyor ve Mora halkı Osmanlı'dan yardım isteyince Osmanlı bunu geri çevirmiyor. Ayrıca Venedikler ne yapıyorlar? Karadağlılar Osmanlı'ya karşı kışkırtarak Osmanlı gemilerine zarar veriyorlar. Bunun neticesinde Mora ele geçiriliyor. Ancak Avusturya bu durumu el atarak Karloç Antlaşması'nı ileri sürüyor. Diyor ki 25 yıllık bir süre var. Bu devletlerin garantörlüğü benim denetimim altına bırakılmış böyle bir şey yapamasın diyor Osmanlı'ya. Ve bunun sonucunda Peter Varadin savaşı gerçekleşiyor. Bu savaşla Osmanlı Devleti Pasarovç Antlaşması'nı imzalıyor ve Lale Devri'ne geçiş yapıyor. Osmanlı-İran ilişkilerine baktığımızda 1724 İstanbul Antlaşması'nı görüyoruz. Bu antlaşma Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan bir antlaşma olup bu savaş sonucunda yani bu antlaşma sonucunda Osmanlı ile Rusya İran topraklarını paylaşıyorlar. Osmanlı Rus ve Avusturya savaşlarına baktığımızda 1639, 1600, pardon 1736-1739 yılları arası. Bizim bilmemiz gereken antlaşma Belgrad antlaşması. Hangi dönem 1. Mahmut? Şimdi Osmanlı batıdan faydalanarak batıdan uzmanlar getiriyor. En önemlisi Kont de Beneval'dır değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Kont de Beneval'ı unutma. Humbaracı Ahmet Paşa, Avusturya, Rusya ve arkadan gelen İran'ı birlikte yeniyor. Belgrad Antlaşması Osmanlı'nın gerileme dönemindeki en kazançlı antlaşmasıdır. Bu antlaşmayla Karadeniz'in Osmanlı Devleti'ne ait olduğu anlaşılmıştır. Ve antlaşmadan bir yıl sonra Fransa ara olduğu için kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir. Unutma unutma. Devam ediyoruz. Leisan sorunu ve Osmanlı-Rus ilişkileri. Şimdi burada Rusya Lisan'ın içlerine karışıyor. Lisan kimden yardım isteyecek? Osmanlı'dan. Biz bunlara 1768-1774 Osmanlı Rus Savaşı diyoruz. 1770 yılında Osmanlı donanması ikinci defa yakıldı. Hangi dönem? 3. Mustafa. Dikkat et buraya. Baskından sonra Osmanlı barış istemek durumunda kaldı. Ve 4 yıl sonra Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı. Küçük Kaynarca'yı imzalayan Padişah 1. Abdülhamit'tir. Unutma bu antlaşmayla Kırım bağımsız oldu. Rusya kapitülasyonlardan faydalanacak ve Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa savrı tazminatı ödeyecek. Ayrıca Küçük Aylarca Antlaşması'ndan sonra Esam sistemine geçilecek. Ne demekti hocam Esam? Esam iç borç alma demektir. 1779 Aynalı Kavak'ta ikinnamesi ile Kırım Hanı Şahin Giray'ın hanlığı onaylanıyor değerli arkadaşlarım. Osmanlı-Rusya-Avusturya ilişkilerine baktığımızda bizim bilmemiz gereken iki tane proje var. Grek ve Dakya projeleri. Bu projelerin amacı Osmanlı'yı parçalamaktır değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Ziştofya Antlaşması 1791 yılında Avusturya ile imzalanırken Yaş Antlaşması 1792 yılında Ruslar ile imzalandı. Burada herhangi bir toprak kaybı yok diyebiliriz. Avusturya ile ilişkiler gelişiyor. Ama Yaş Antlaşması ile... Kırım kesin olarak Rusya bağlanıyor değerli arkadaşlarım. Osmanlı Fransa Savaşı. Fransa tarihten olarak bilinir. Dosteri olarak bilinir değil mi? Napolyon Mısır'ı işgal ediyor. Ve Osmanlı Devleti burada denge politikasına başvuruyor. Osmanlı'ya yardım edenler Ruslar ve İngilizler oluyor. Cezar Ahmet Paşa'yı unutma. Napolyon'u Akka'da, Akka'da durduran Nizam-ı Cedid'in komutanıdır değerli arkadaşlarım. Napolyon ne diyor? Tüm kralları yendim, tüm dünyayı gezdim dolaştım, imparatorlukları parçaladım ama bir ihtiyara yenik düştüm diyor. O kişi de Cezayir Ahmet Paşa'dır. Fransa, Enerji Antlaşması ile çekilme kararı alıyor. 1802 Paris Antlaşması ile Mısır'dan çekiliyor değerli arkadaşlarım. 18. Yüzyıl siyasi olayları bu şekilde. Dilerseniz hemen ıslahatları geçelim. Uzatmayacağımız saatleri Lale Devri 1. Mahmut dönemi ve 3. Selim'den bahsedeceğim. 3. Mustafa'dan da bahsedeceğim. Lale Devri Bağcağı kimdir hocam? 3. Ahmet. Bu dönemde Viyana, Paris, Moskova ve Varşova'da geçici elçilikler açıldı. Bakın geçici elçilik. Lale Devri'ni tamamlayan zaten 3. Selim'dir. Dikkat edin. İlk Türk matbaası İbrahim Mütefik Önderliği'nde İbrahim Önderliği'nde kuruldu. Yalova'da kağıt fabrikası açıldı. Çiçek aşısı getirildi. Turun hoca. ocağı İtfaiye Birliği değil mi? Sivil mimari eserlere önem verildi. Dönemin edebiyatçısı Nedim, minyatürcüsü Levni'dir. Bu dönem patron Halil İsyanı ile kapanmıştır. Yerine 1. Mahmut'u getirecekler. 1. Mahmut dönemiyle ilgili bilmemiz gereken. 1700 Bakın bunu da unutmayın. Lale devrinde askeri ıslahat yoktur. İlk askeri ıslahat burada başlayacak. Ve 1. Mahmut ne yapıyor? 1734 yılında Batı tarzı ilk askeri okulu açıyor. Okulun ismi hende Bu dönemde Humbara Ocağı ıslah ediliyor. Topçu Ocağı ıslah ediyor. Ve Avrupa'dan uzmanlar getiriliyor. Bu kişi kimdi? Konto Bönevaldi değil mi? Yani Humbaracı Ahmet Paşa'ydı. Birinci Mahmut'tan sonra devletin başına Üçüncü Mustafa geliyor. Üçüncü Mustafa hatta Üçüncü Osman geliyor. Üçüncü Osman pek fazla devlet işleriyle uğraşmıyor. Onun yerine Üçüncü Mustafa geliyor. Üçüncü Mustafa dönemiyle ilgili bizim bilmemiz gereken Esam senetleri hazırlanıyor. Bakın yürürlüğe girmiyor. Hazırlanıyor. Esam senetleri hazırlandı. Koca Ragıp Paşa ve Baron de Totu unutma. Bu iki kişi 3. Mustafa dönemiyle ilgilidir. 3. Mustafa'dan sonra devletin başına 1. Abdülhamid geliyor. 1. Abdülhamid döneminde cülus bahşişi kaldırıldı. ulufa alım satımı yasaklandı. Ve Esam sistemi uygulandı değerli arkadaşlarım. 3. Selim çok önemli bir padişah. Ölseğeme çok sever. Üçüncü Selim döneminde Meclis-i Meşveret açıldı. Nizam-ı Cedid adında Batı tarzı ordu kuruldu. Bununla beraber daimi elçilik açıldı. Geçici elçilikler de devrindi. İlk daimi elçimiz Londra'da Yusuf Ağa Efendi olmuştur. Devlet matbaası oluşturuldu. Burada özel matbaaydı değil mi? İrad-ı Cedid adında hazine oluşturuldu. Nizam-ı Cedid için. Ve bu dönem Kabakçı Mustafa İsyanı ile sona ermiştir değerli arkadaşlarım. 18. yüzyılı bitirdik. Dilerseniz hemen 19. yüzyıla geçelim. Sevgili arkadaşlarım. 19. yüzyıla geldik. Önce genel politikalara bakacağız. Daha sonra siyasi ee, siyasi ilişkiler, ondan sonra saatlere bakacağız. Şimdi Ruslar. Aynen devam ediyor politikaları. Bir, Sıcak denizlere inme. 2. Panslavizm. Balkanlardaki tüm Slavları tek çatı altında birleştirme ideali. 3. Orta Asya'nın ekonomik kaynaklarını ele geçirme. Politika aynı devam ediyor. İngiltere en güçlü devlettir. Sömürgelerini burada korumak istiyor İngiltere. Fransa Almanya'yı tehdit olarak görüyor artık. Sevgili arkadaşlarım. O yüzden zaten İngiltere ile yanaşmaları olacak. Avusturya Rusya ile Balkanlarda mücadele yoluna gidecekti. Geldik boynu bükük devletimize. Osmanlı Devleti. Ahi ahi aman 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 sorunlara bakın sorunlar. 1. Mısır sorunu. 2. Boğazlar. 3. Balkan bunalımı. 4. Şark meselesi. Paslavizm. mülteciler, Azınlık. Dış borçlar sorunu. Ne isterseniz var. Mülteciler sorunu. Kırım savaşı. Hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Bakalım Osmanlı bu durum karşısında ne yapacak? Dağılma dönemi karışık bir konu ama burada biz halledeceğiz. Siz rahat olun. Rahatına bakın. Rahatınıza bakın. Çaylarınız yanında mı? Çaylarınız kahveniz yanınızda mı? Ben de bir su içen bari. İlk önce milliyetçilik hareketlerinden bir başlayalım. Sevgili arkadaşlarım. Bakın unutmayın. 19. yüzyıla kadar milliyetçilik hareketlerinden bahsedemeyiz. Anlaştık mı? İlk isyan edenler hangileri hocam? Sırplar. Kimin önderliğinde? Karayür önderliğinde. Şimdi Sırplar isyan ederse Balkanlarda bir isyan çıkmışsa kim kışkırtmış olabilir? Ruslar. Ruslar araya girince savaşlar gerçekleşmiş ve bunun sonucunda Bükreş Antlaşması imzalanmıştır. Ve Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa bir azınlığa imtiyaz vermiştir. Anlaştık mı? Bu savaşlar yaşanırken burayı bırak. Şimdi burayı bırak. Bu savaş yaşanırken Rusya ile Fransa arasında İtisit Antlaşması imzalanıyor. Bu antlaşmaya göre Osmanlı toprakları Rusya ve Fransa arasında paylaşılacak. Kale-i Antlaşması Osmanlı ile İngiltere arasında gerçekleşen bir antlaşmadır. Bu antlaşmanın sebebi Osmanlı'nın İngiltere'yi nakavut etmesidir değerli arkadaşlarım. Bunu araştırın hele Osmanlı İngiltere'ye ne yapıyor? Tamam. Şimdi geldik en önemli gelişmeye. İlk bağımsız olanlar ya ilk bağımsız olan Osmanlı'dan ayrılan bak unutma ilk isyan eden Sırplar ilk bağımsız olan Yunanlılar hangi antlaşma hocam Edirne. Bu olayı bir tekrardan gözden geçirelim. Hocam Yunanlılar nasıl bağımsız oldu? Sevgili arkadaşlar bakın şu şunu ve şunu ben size birlikte anlatacağım. Dinliyorsunuz beni değil mi? Bunlar 1815 yılında Viyana'da bir araya geldiler. Kongreyi toplayan kim? Avusturya Macaristan İmparatoru Meternik. Hatta biz buna Meternik sistemi diyoruz. Burada ilk defa şart meselesi ortaya çıkmıştır. Anlaştık mı? Zaten yukarıda yazmışım. Biz buna Osmanlı'nın topraklarını paylaşma diyoruz. Tamam. Ama konu şart meselesi değil. Konu çok uluslu yapıyı korumadır. Neyden dolayı? Fransız devriminden dolayı. Katılan devletler Avusturya, Rusya, Prusya, İngiltere. Biz bunlara ne diyorduk? 3 ya diyorduk değil mi? Avusturya, Rusya, Prusya, İngiltere kongrede bir araya geliyorlar ve çok uluslu yapıyı koruyacağına, koruyacaklarına dair söz veriyorlar. Şark meselesini ortaya atan Ruslardır zaten ama bu şu anda başarıya ulaşmayacak. Viyana kongresinin amacını anladık mı? Amaç çok uluslu yapıyı koruma. Şimdi sorarım size. Çok uluslu yapıda olan en büyük devlet, en önemli devlet hangisi? Osmanlı devleti. Biz bu döneme ne diyoruz? Biz bu döneme ne diyoruz? Biz bu döneme restorasyon dönemi diyoruz. Anlaştık mı? Şimdi gelelim asıl meseleye. Osmanlı Devleti Rum isyanını bastırınca İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlı donanmasını 3. defa Navarin'de yakmışlardır. Ve Navarin'de donanma yakılınca restorasyon dönemi sona ermiştir değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Buradaki amaç çok, çok ulus yapıyı korumaktı. Ama burada sen ne yaptın? Osmanlı donanmasını yaktın. Soru şöyle gelebilir. Restorasyon dönemini bitiren gelişme hangisiymiş? Osmanlı'nın Navarin'de yakılmasıdır. Navarin e, Navarin'de, Navarin'de donanma yıkıldıktan sonra Edirne Antlaşması imzalanıyor ve Osmanlı'dan ayrılan ilk azınlık Yunanlılar oluyor. Anlaştık mı? Gelelim Mısır meselesine. Umarım anlaşılmayan bir nokta yoktur. Tamam. Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Rum isyanını bastıran kişidir. Girit ve Moro valiliklerini istiyordu. Ama Navarinde Osmanlı donanması yakılınca 2. Mahmud'u bunları vermekten vazgeçti. Kavalan'ın Mehmet Ali Paşa Osmanlı'ya karşı ayaklandı. Bunun üzerine 2. Mahmud Rusya'dan yardım istedi. Rusya'dan yardım isteyince İngiltere ve Fransa direkt araya girmeye çalıştı. Ve Kütahya Antlaşması'nı imzaladılar. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Ve bu dönemde Mısır sorununu Boğazların uluslararası sorun haline gelmesine sebep olacaktır. Birazdan hepsini tek tek inceleyeceğiz değerli arkadaşlarım. Mısır sorunu kimle alakalı? Kavalanı Mehmet Ali Paşa ile alakalı. Niye çıktı hocam bu sorun? İstediği varilikleri alamadığı için. Bunu bilseniz yeterlidir. Şimdi gidelim Aha şu antlaşmalara. Dinle. İyi dinle. Burada kafanız biraz karışmış olabilir. Burada iyi dinle. Osmanlı Devleti Mısır sorununu için ne yapacak? Büyük devletlerden yardım isteyecek. İlk devlet Rusya. Hünkar iskelesi antlaşması diyoruz biz buna. Amaç Kavala'nın Mehmet Ali Paşa isyanının önüne geçmek ve destek aramak. Biz buna Osmanlı Rus ittifakı diyoruz. Osmanlı Boğazlar üzerindeki son hakkını burada kullandı. Bakın Mısır sorunu devam ediyor. Kavala'lıya karşı alınmış bir önlemdir. Ve bu antlaşmayla Boğazlar sorunu ortaya çıkmıştır değerli arkadaşlarım. Kaç yıl sürecek? 8 yıl. Tarihimiz 1838. Bu sefer İngiltere ile Baltaliban'ın ticaret antlaşması imzalandı. Ve bu antlaşma sonucunda Osmanlı yarı sömürge durumuna düştü. Yerli tüccar rekabet edemeyecek hale geldi. Ve lonca sistemi çöktü. İki antlaşmanın ortak amacı neymiş? Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya karşı iki devletten yardım istemeydi. Ama Kavalalı Mehmet Ali Paşa bu ikisini reddediyor ve Nizip Osmanlı'yı bir kez daha yeniyor. Ve bu durum nereye gelecek? Londra konferansına gelecek. Londra konferansıyla Mısır hukuki yönden Osmanlı'ya bağlı kalacak ve Mısır'da saltanat sistemi getirilecek. Londra konferansı ile Mısır sorunu çözüme kavuşmuştur. Ve bu konferansa Mehmet Ali'yi kışkırtan Fransa katılmamıştır. Geldik 1841 yılına. Londra Boğazlar Sözleşmesi'ne. Osmanlı'nın Boğazlar üzerindeki mutlak egemenliği sona erdi. Ve Boğazlar uluslararası statü kazandı değerli arkadaşlarım. Unutmayın bu madde 1856 Paris Antlaşması'nda da devam edecek. Devam ediyoruz. Geldik Kırım Savaşı'na. Osmanlı Rus Harbi. Sebep sıcak denizlere inmesi, kutsal yerler sorunu, tüm ortodoksları himaye etmesi. Kimden bahsediyorum Ruslardan? Osmanlı donanması dördüncü defa Sinop'ta yakıldı. Osmanlı'nın yanında yer alanlar İngiltere, Fransa ve Piemonte Krallığı'dır. Yani İtalya siyasi birliğinin daha tamam Savaşı Osmanlı kazanacak. Daha hangi antlaşma imzalanacak? Paris Antlaşması. Maddelere baktığımızda Osmanlı artık Avrupa devleti sayılacak. Osmanlı'nın toprak bütünlüğü büyük devletlerin garantörlüğü altında olacak. Osmanlı ve Rusya Karadeniz'de savaş gemisi bulundurmayacak. E hani savaşı biz kazanmıştık. Savaşı biz kazandık. Biz niye donanıma bulundurmuyoruz? Bu durum bize neyi gösteriyor? Osmanlı'nın yenik devlet statüsünde olduğunu gösteriyor. Unutma. Ve Osmanlı Devleti ıslahat fermanını yayınlayabilir. Londra Konferansı'nda tazimat fermanı, Paris Antlaşması'nda ıslahat fermanı. Unutma. Kırım Savaşı sırasında ne oluyor hocam? Kırım Savaşı sırasında İlk dış borç İngiltere'den alınıyor. Sonrasında zaten diğer devletler, devletlerden, alınacak. Ama senin bilmen gereken bunu es geç. Bunu es geç. Bunu ekleme. Senin bilmen gereken önemli bir durum var. Nedir o hocam? Florence Nightingale yani lambalı kadın olarak bilinen hemşire Selim yakışçasına gelerek Osmanlı ordusuna yardım etmiştir. Anlaştık mı? Devam ediyoruz. Geldik 93 harbine. 93 Harbi'nden önce Balkan bunalımından bahsetmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Balkan bunalımı nerede patlak vermiş? Bosna Hersek'te. Daha sonra nerede yayılacak? Sırbistan, Kanada ve Bulgaristan'da yayılacak. Bu durum neye sebep olacak? Ruslarla Osmanlı arasındaki savaşa sebep olacak. 93 Harbi ile ilgili bizim bilmemiz gereken Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa ve Nene Hatun'dur. Ayrıca Şıpka Fatih olarak bilinen Süleyman Hüsnü'yü de unutmayın. Savaşı kim kazanacak? Kim kazanacak savaşı? Savaşı Ruslar kazanacak. Ve bu savaşın sonucunda bunu bırakın değerli arkadaşlarım birazdan bahsedeceğim. Önce Ayas Tefanos Antlaşması imzalanıyor. Osmanlı Devleti Ayas Tefanos Antlaşması'nı imzalıyor. Ancak İngiltere ve Fransa buna karşı çıkarak yerine Berlin Antlaşması'nı getiriyorlar. Bu antlaşmaya göre dikkat et. Sırbistan, Kanada ve Romanya bağımsız oldu. elviye Selase, Kars, Ardahan ve Batum Ruslara verildi. Doğu Beyazıt Osmanlı'da kalacak ve Ermeni sorunu uluslararası sorun haline geldi. Osmanlı Rusya savaş tazminatı ödeyecek ve Kıbrıs İngilizler ara bulucu olduğu için Kıbrıs'ta İngiliz bayrağının çekilmesine karar verildi. Antlaşmadan sonra Tunus Fransızlar tarafından işgal edildi. Öncesinde Cezayir'i işgal etmişlerdi. Mısır İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Böylece 2. Abdülhamit hangi devlete yanaşacak? Almanya'ya yanaşacak. Şimdi şuradan bir bahsetmek istiyorum sizlere. Bakın. Bu ile bu bağlantılı bu apayrı. Tamam mı? Hatta şöyle yapayım sizlere. Bunu içine katmadım ben. Tersane konferansı ne demek hocam? Şimdi büyük devletler bir araya geliyorlar. Tersane konferansında. Ne diyorlar? Osmanlı topraklarında ıslahat yapmak istediklerini söylüyorlar. Bunun üzerine Jön Türkler harekete geçerek meşrutiyeti ilan ettiriyorlar. Ve kanun esası yürürlüğe girebilecek. Birinci meşrutiyetin ilan sebebi neymiş hocam? Tersane konferansı. Bunu mutlaka bil. İlan ettiren Jön Anlaştık mı? Geldik. Islahatlara. Buradan sonra gelecek işte. Bakın buradan soru gelecek. İkinci Mahmut'tan başlıyoruz. İkinci Mahmut'a geçmeden önce Senedi ittifaktan bahsetmek istiyorum. Şöyle yapalım. Senedi ittifak padişahın yetkilerini ilk defa kısıtlayan gelişmedir ve ayanların varlığı tanınmıştır. Padişahın yetkilerini kısıtlayan gelişmeler sırasıyla Senedi ittifak tazimat fermanı, ıslahat fermanı ve meşrutiyetin ilanı. 2. Mahmut, Abdülmecit, Meşrutiyet, 2. Abdülhamit. 2. Mahmut dönemi ile ilgili bizim bilmemiz gereken yönetim alanına baktığımızda Divan kaldırıldı, yerinden hazırlıklar oluşturuldu. müsaade sistemi kaldırıldı. Posta ve polis teşkilatı kuruldu. Büyük ölçüde polis teşkilatı Abdülmecik dönemine denk geliyor. 1845 yılı. Bu küçük çaplıdır. İlk nüfus sayımı yapıldı. Çünkü içeri ocağa kaldırılacak. Takvimi vekayı adında ilk resmi gazete çıkarıldı. Pasaport ve mürur. Yani vize uygulamasına geçildi. Bununla beraber kılık kıyafet değişikliği yapılacak değil mi? Artık fes pantolona geçilecek. Askeri alana baktığımızda. Sekban Cildi de Eşkinci Ocağı kuruldu. Yeniçerilerin tepkisinden dolayı kapatıldı. Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Tarihte biz bu olaya vakaya hayriye diyoruz. Onun yerine gelen ordu Asakir-i mansure i Muhammediye'dir. Redif birlikleri tımar sistemi bozulduğu için getirildi ve müşürlükler kuruldu. Eğitim ve kültüre baktığımızda İstanbul'da ilk üretim zorunlu hale getirildi. Rüştiyeler yani ortaokullar açıldı. Enderun yerine Mektebi Marife Adliye getirildi. Mektebi Tıbbiye, Tıp Okulu, Mektebi Harbiye, Harp Okulu ve Askeri Bando Okulu olan Mızıkay Umay'ın kuruldu. Ve ilk defa Avrupa'ya öğrenci gönderildi. Değerli arkadaşlarım bunlar John Türkler olarak geri dönecek. Ekonomiye baktığımızda ticaret nezareti, nezareti kuruluyor ve yerli malına önem veriliyor. Bizim bilmemiz gereken bir sistem var. Biz buna 7 bayt sistemi diyoruz. Yani ürünler devletin denetimi altında olacak. Ancak Baltalı İmali Ticaret Antlaşması ile 7 bayt ortadan kaldırılmıştır. Anlaştık mı? İkinci Mahmut'tan sonra geldik. Sultan Abdülmecit dönemine. Tazimat ve hastalık fermanlarını unutmuyoruz. Tazimat fermanı 1839 yılında Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Parkı'nda okunmuştur değerli arkadaşlarım. Burada hükük üstünlüğünden bahsedildi. Milliyetçilik akımını durdurmak için değerli arkadaşlarım. Osmanlı tebaasını tek çatı altında toplamak için. Ceride-i Havadis gazetesi çıkarıldı. Bakın sevgili arkadaşlarım. Bakın. Abdülmecit ve Abdülaziz dönemlerinde biz ne diyoruz? Tanzimat dönemi diyoruz. Ceride-i Havadis, Tasviri Efkar ve Tercüman-ı Ahval Tanzimat döneminde çıkarılan gazetelerdir. Unutma. Tercüman-ı Ahval ilk özel gazetedir. Ceride-i Havadis yarı resmi gazetedir. Isaat fermanına baktığımızda azınlıklara geniş açacaklar verildi. Fermandan sonra Abdülmecid'e kuleli vakası dediğimiz suikast gerçekleşecek ama başarısız olunacak. Bedelli askerlik uygulaması getirildi. Azınlıklar il genel meclislerine üye olabilecek. Mecidi ve kayıme basırıldı burada değerli arkadaşlarım. İlk kağıt para bu dönemde basırıldı ve İngiltere'den ilk dış borç alındı. Islahat fermanının şu üç özelliğini mutlaka bil. Bunlar diğer özellikler. Dairece ayrıca dar muallimin olarak bilinen erkek öğretmen okulu açıldı. İlk demir bu dönemde açıldı. İlk bak İlk banka bu dönemde açıldı değerli arkadaşlarım. Banka der Anlaştık mı? Abdülaziz dönemine baktığımızda o yurt dışı seyahatine çıkan ilk Osmanlı padişahıdır. Darül Muallimat yani Kuzey Öğretmeni Okulu bu dönemde açıldı. Çırağın ve BLB sarayları inşa edildi. Medeni kanun hazırlandı. Biz buna mecelli diyoruz. Bakın İslam hukukudur ha. Diğer medeni kanunla karıştırma. Ve Darüşşafaka bu dönemde açılıyor. Ayrıca Robert Koleji bu dönemde açılıyor. Süveyş kanalı bu dönemde açılıyor. Miza Dergisi Diyojen bu dönemde yürürlüğe giriyor. Biz bu döneme ne diyoruz? Biz bu döneme tanzimat dönemi diyoruz. Şimdi meşrutiyet dönemine geçiyoruz. Yani 2. Abdülhamit Han dönemi. 1. Meşrutiyet. İlan ettiren Cödürk. Bahsetmiştik. Amaç Osmanlıcılık fikir akımını güçlendirmek. Kanun esası o, Türk tarihinin ilk anayasasıdır. 93 Harbi'nden dolayı meclis tatil ettirilmiştir. Sevgili arkadaşlarım. Fikir akımlarını mutlaka bilin. Osmanlıcılık tüm Osmanlı yurttaşlarını tek çatı altında birleştirmeyi idealidir. eder. Bunlar Ziya Paşa, Mithat Paşa ve Na vatan şairi olarak bilinen Namık Kemal'dir. İslamcılık Mehmet Akif Ersoy, Said Halim, Ahmet Hamdi Akseki ve Cemalettin Afgani'dir. Türkçülük buradaki amaç halifeyi e, Müslümanları halifenin etrafında birleştirmedir. Türkçülük, Türkçülüğün babası Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Üç tarzı siyaset eseriyle Yusuf Akçura ve Ömer Seyfettin. Batıcılık, Tevfik Fikret, Celal Nuri, Süleyman Nazif, Abdullah Cevdet. Ben inkılap ruhunu ondan aldım dediği kişi Tevfik Fikret'tir. Kim demiş bunu? Mustafa Kemal. Birinci meşrutiyetten sonra ikinci meşrutiyete geldik. İkinci meşrutiyet Iğdı Milliye olarak kutlandı değerli arkadaşlarım. Yani bayram olarak kutlandı. Sebep? Reval görüşmeleri. Birinci meşrutiyetin sebebi neydi? Dershane konferansı. İkinci meşrutiyetin sebebi İngiltere ve Rusya arasında gerçekleşen reval görüşmeleridir. İlan ettiren İttihat ve Teraki. Anlaştık mı? Çok partili hayat bu dönemde başladı. Birinci meşrutiyette parti yok. 31 Mart vakası sonucu 2. Abdülhamit tahtan indirilirken yerine 5. Mehmet Reşat gelmiştir değerli arkadaşlarım. 2. meşrutiyetin ilanı sırasında Osmanlı'dan ayrılan azınlık Bulgaristan'dır. Ayrıca ikinci meşrutiyetin ilanı sırasında Girit Yunanlılar tarafından işgal edilirken Bosna Hersek Avusturya'ya bağlanmıştır. Ayrıca 2. Abdülhamit döneminde Güzel Sanatlar Okulu olarak bilinen Sanayi Nefis Mektebi açıldı. Baytarlık açıldı. Hafiye Teşkilatı kuruldu. Ziraat Bankası açıldı. Ve Düşkünler Evi anlamına giren Darül Eceze açılmıştır değerli arkadaşlarım. Şimdi geldik. Kuru fasulyenin faydalanına. Osmanlı kültür ve uygarlığı. Bir su içeyim hele. İlk önce devlet yönetiminden başlayacağız değerli arkadaşlarım. Divan-ı Humayun hakkında konuşacağız. Sonra tüm Osmanlı hakkında değerlendirme yapacağız. Şimdi devlet yönetimiyle başlayacak olursak eğer verasetten başlayacağız. Ne demekti hocam veraset? Kimin tahta geçeceğinin belirlenmesi demektir. Tamam. Osman ve Orhan Bey döneminde geleneksel Türk anlayışı devam etti. Ülke hanedanın ortak malıdır. Anlayışı vardı değil mi? Birinci Murat döneminde ülke padişah ve oğullarının da anlayışı getirildi. Fatih Sultan Mehmet döneminde ülke padişahı malıdır anlayışı getirildi. Birinci Ahmet döneminde ekber ve her şey sistemi getirildi. Yani en yaşlı ve bilgili tahta geçecek. Amaç ne? Taht kavgalarını sınırlandırmak. Tamam. Geldik divan-ı humayuna. Günümüz bakanlar kurulu ya da danışma meclisi olarak bilinir. Üyeler ve görevlere bakalım. Sadrazam padişahın sağ koludur. Padişah mührünü taşır. Serdar Ekrem ne demek? Başkomutan demek değerli arkadaşlarım. Bu unvanla savaşlara katılır. Bununla beraber Sadrazam Divan'a başkanlık eder değerli arkadaşlarım. Vezir Osmanlı tarihinin ilk veziri Alaaddin Paşa'dır. Vezir Sadrazam'ın yardımcısıdır. Kaz askerlik makamı 1. Murat döneminde getirildi. Amaç, görev, kadı ve müderris atamaları yapmak değerli arkadaşlarım. Kadın günümüz hakim, yargıç, müderris, öğretmen, milli eğitim ve adalet bakanı. Defterdar günümüz maliye bakanı olarak bilinir. Nişancı tuğra çeker, arazi kayıtlarını tutar. Bununla beraber iç ve dış yazışmalara bakar. Anlaştık mı? Yeniçeri ağası gerektiğinde divana katılır. Kaptani Derya Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren artık divana katılacaktı. Barbaros aletini unutmayın. Anlaştık mı? Şimdi geldik divanın sınıflarına yöneten sınıfa. Biz bunlara ne diyoruz? Seyfiye, ilmiye ve kalemiye. Seyfiye idari ve askeri işlerden sorumlu olan sınıftır. Sadrazam ve vezir en güzel örnektir. İlmiye, ilim, din, eğitim ve hukuk. Kadı, şeyhülislam, müderris, Kazasker asker en önemli temsilcilerdir. Kalemiye, yazı ve mali işlerden sorumludur. Defterdar, nişancı, reisul, kitap en güzel örneklerdir. Taşra sistemine bakalım değerli arkadaşlarım. Taşra ne demek? Merkezden uzak yerler demek değil mi? Şimdi büyükten küçüğe sıralanışı bir yapalım. Eyalet en büyük idari birimdir. Eyaletin başında kim var? Beylerbeyi. Güvenlik subaşı. Hukuk, kadı. Sancak il ve ilçe anlamı taşır. Sancak bey onların başındaki kişidir. Güvenlik subaşı. Kadı hukuk. Kazanın başında kadı var. Güvenlik subaşı. Kadı yine hukuk. Köy. Köyün başında kadı naibi vardı. Ya da köy ketüdası hüda, ket var değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Naip ne demek? Vekil demek. Köyün başında güvenlikten sorumlu olan kişi kimdir? Yiğit başıdır. Anlaştık mı? Hatta yazayım şuraya. Yiğit başı. Bizim bilmemiz gereken ÖSYM e nereden sorar biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Ha şu sorar. Salyaneli eyaletlerde hangi sistem uygulanır? Salyanesi eyaletlerde hangi sistem uygulanır? Salyaneli eyaletlerde iltizam. Kim getirmişti? Fatih Sultan Mehmet getirmişti değil mi? Salyaneli yıllıklı eyalet demektir. Mısır, Yemen, Tunus, Cezayir ve Trabuz Güzel örneklerdir değil mi? Uzak yerlerdir. Ya şimdi at sırtında her gün vergiyi toplayabilir misin? Toplayamazsın. O yüzden yılda bir alacaksın. Sadiyane seyretlerde hangi sistem uygulanacak? Tımar. Yakın yerler. Rumeli, Budin, Bosna, Anadolu, Sivas, Musul gibi. Değil mi? Özel yönetimli yani imtiyazı eyaletler Kırım, Hicaz, Erden, Eflak ve Bodan. Bunlar içlerinde serbest işlerinde Osmanlı'ya bağlıdır. Unutmuyoruz. Geldik Osmanlı Devleti'nde hukuk sistemine. Biz Osmanlı'da hukuku üç ayırıyoruz. Şerri, örfi ve cemaat. Şerri İslam hukukudur. İslam'a göre hareket edilir. Her ikisinden de her zaman üstündür. Örfi, gelenek ve töre, cemaat gayrimüslimler içindir. Biz buna ne diyoruz değerli arkadaşlarım? Birden fazla hukuk sistemi varsa biz buna hukuk birliğinin olmadığını diyoruz. Yani bu duruma biz ne diyoruz? Hukuk birliği yoktur diyoruz. Anlaştık mı? Geldik. Money money. Vergi sistemine geldik. Bunları açıklayacağım şimdi. Öşür, Müslümanlardan alınan ürün vergisi. Cizye, baş vergisi ya da gayrimüslimlerden alınan vergi. Haraç, gayrimüslimlerden alınan ürün vergisi. İspenç, gayrimüslimlerden alınan arazi vergisi. Cerime, suç işleyenlerden alınır. İngilizcesi iyi olanlar bunu kodlayabilir. Crime, ne demek? Suç demek. Bağcı pazar, Osmanlı tarihinin ilk vergisidir. Çarşı ve pazarlardan alınır. Bennak evli erkeklerden alınır. Mücerred, bekarlardan alınır. Anam, küçük baş hayvanlar için alınır. Avarız, olağanüstü durumlarda alınır. Çift bozan neydi? Çift bozan toprağını ekmeğinden alınırdı, değil mi? Üst üste boş bırakırsa alınır. İyaşecilik. Ülke içinde yeterli miktarda mal bulundurma. Fiskalizm. Geliri giderden yüksek tutma. Nar sistemi değerli arkadaşlarım fiyatları belirleme demektir. Anlaştık mı? Devam edelim. Eğitim sistemine geldik. Lonca Teşkilatı günümüz esnaf ve sanatkarlar odasıdır. Biz buna çırak usta ilişkisi diyoruz. Biliyorsunuz ki Baltar İmanı Ticaret Antlaşması bu ee, teşkilat çökecekti. Saray eğitimine baktığımızda Enderun en önemlisidir. İkinci Murat kurdu. Fatih kurumsallaştırdı. Devlet adamı yetiştiren okuldur. devşirmeler burada yetiştirilir. Birun sarayın dış kısmıdır. Tüm işler bir yürütülür değerli arkadaşlarım. Harem padişahın annesi, eşi ve çocukları. Yani padişahın özel hayatıdır. Şehzadegan Mektebi şehzadelerin ilk öğrenimidir değerli arkadaşlarım. Medrese eğitimine baktığımızda müderris ve muhidi görüyoruz. Müderris öğretmen, muhit yardımcı. Aldıkları diplomaya biz icazet diyoruz. En önemli medreseler bir, sahne Seman. Fatih Sultan Mehmet döneminde açılan medrese. iki Süleymaniye medresesidir. Kanuni Sultan Süleyman. Osmanlı tarihinde ilk medrese Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Nerede? İznik'te. Anlaştık mı? Devam edelim. Askeri teşkilata geldik. Belki de en önemlisi. Biz ikiye ayırıyoruz. Kapı ve eyalet diye değil mi? Kapı kolu, piyade ve süvari olarak ikiye ayrılır. Süvarileri kolayca kodlayabilirsin. Baş harflerine dikkat et. Silahtar, sipahi, sağ üfeci, sol üfeci, sağ garip, sol garip. Soru gelirse süvarileri senden isterse şunu ara cevaba ulaşırsın. Tamam. Piyadeye baktığımızda Acemi Ocağı kim kurmuştu? Birinci Murat. Artık bunlar tecrübe sahibi olmadan Yeniçeri ordusuna ya da başka göreve getirilmeyecek. Yeniçeri Ocağı birinci Murat. Cebeci silahların bakım ve onarımını yapar. Topçular adı üstünde. Topçu Ocağı'nı kim kurmuştu? Birinci Murat. Top arabacılar, lağımcılar, tünel kazarlar, humbaracılar, mayın mermi, mayın Mermi ve bombalardan sorumlu kişiler bostancılar iskele kerelerinden sorumludurlar. Süvariler, silahtarlar çadırı korur, padişahı korur. Sipahiler, atlı birlikler sağ ulufeci ve sol ulufeci bayrağı korurken sağ garip ve sol garip hazineyi korur değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Eyalete baktığımızda tımarlı sipahiler, tımar sistemi içerisinde yetişen atlı asker, akıncı, keşif birliği biz bunların Hristiyanlarına ne diyoruz? Martolos diyoruz. Ayağı ve müsellemler Ormanlık yolları açarlar. Azaplar, bekar askerler, yörükler genelde yörükler ve beşliler ailelerden alınıyor değerli arkadaşlarım. Yörük ve Tatarlar olarak biz biliriz değil mi? Genelde bunlar sınır boylarındaki kaleleri korurlar. Yani görev verirler. Sakalar, su taşırlar. Deliler en ön safta yer alırlar değerli arkadaşlarım. Bununla beraber turnaları unutmuyoruz. Turnalar, turnalar haberleşmeden sorumlu olan birliktir. Askeri teşkilattan sonra son olarak geldik. Ekonomik yapıya Toprak yapısı miri ve mülkü olarak ikiye ayrılıyor. Miri devlete ait topraklar iken mülki kişilere aittir. Öşlü Müslümanlar, haracı gayrimüslimler. Değil mi? Dirlik, has, zahmet ve tımar olarak ikiye ayrılır. Üst rütbedeki kişilere verilir. Orta rütbedeki kişilere tımar, memur ve askerlere verilir. Tımar sisteminden kısaca bahsedecek olursak eğer. Yani. Bakın tımar sistemine göre devletin hazinesinden para çıkmaz. Devletin otoritesi güçlüdür. Bununla beraber devlet için asker yetiştirilir. Anlaştık mı? Üretimde süreklilik sağlanır. Bunları unutmuyoruz. Başmaklık padişahın annesi, kızı ve eşine ayrılır. Değil mi? Ocaklık kale muhafızları ve tersane giderlerine ayrılır. Malikane üstün hizmetleri karşılığında bazı devlet görevlerine verilir. Bakın diğer malikane ile karıştırmayın. Diğer malikane toprakların ömür boyu kiraya verilmesidir. Ama bu malikane apayrı. Yurttuk, sınır boylarındaki askerleri verilirken mukata Gelirleri direkt hazineye aktarılır. Vakıf topraklar değerli arkadaşlarım hayır kurumları içindir. Anlaştık mı? Arpalık topraklar emekliye ayrılanlar içindir. Bu da ekstra bilgi olsun. Konumuzun sonuna geldik. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.